Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kışlık dondurucuda patlıcan nasıl saklanır onu göstermeye çalışacağım. Burada benim patlıcanlarım var. İlk aşamada şöyle patlıcanların kabuklarını alaca bir şekilde soyuyoruz. Kış için saklayacağız derin dondurucuda. Şöyle alaca patlıcanların tamamını soyuyorum. Her ne kadar patlıcan varsa elinizde o kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları karnıyarık olarak kışın kullanacağım. Tüm patlıcanları aynı şekilde hazırlıyorum. Kendi bahçemden topladığım patlıcanlarım bunlar benim. Evet. Kabuklarını soyduğumuz patlıcanları şöyle bol suda, pardon, bol tuzda tuzluyoruz ki acıları gitsin. Şöyle her yerine gelecek şekilde tuz serpiyoruz. Şöyle karıştıralım. Bu şekilde bir 10 dakika bekletelim ki patlıcanların acı suyu gitsin. Evet, gördüğünüz gibi bakın bu şekilde suların salmaya başladıysa artık yıkamaya geçebiliriz. Çeşmenin altında şöyle suyunu sıkarak güzelce yıkıyoruz. Yıkadığımız patlıcanları şöyle bir havlu kağıt üzerine koyuyoruz ki suyunu alsın. Üzerinden de şöyle bastırarak suyunu alıyoruz. Tamamının bu şekilde suyunu alıyoruz ve kızartma işlemine geçiyoruz. Tavamıza bir miktar sıvı yağ koyuyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküyoruz. Yağımız ocakta kızdırdığı zaman üzerine patlıcanları koyuyoruz. Birazcık kızartacağız. Çok fazla da değil. Alt üst birazcık kızartıyoruz. Başka hiçbir şey eklememize gerek yok. Tuz falan koymamıza gerek yok. Kızaran patlıcanları yine havlu kağıt serili kabımızın içine koyuyoruz ki fazla yağı gitsin. Bu şekilde tüm patlıcanları kızartıyoruz. Evet, kışlık dondurucu için patlıcan hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu hazırlamış olduğumuz patlıcanları karnıyarık olarak kullanacağız. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı kızarttık. Şimdi sıcağının çıkması için birazcık bekliyoruz. Soğuması için bekledikten sonra patlıcanları buzdolabı poşetine koyuyoruz. Şöyle bir buzdolabı poşetini alıyorum elime. Kaç adet koyacaksanız bir pişirim ne kadar pişireceksiniz. Ben şimdi 4 4 koyacağım. Tabii bunları çoğaltabilirsiniz. 2 de koyabilirsiniz. Kendi evinizin kalabalığına göre, azlığına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 4 patlıcan koyuyorum. Bu kadar 4 kişiye birer adet yeterli olacaktır. Evet, şöyle ağzını güzelce sıkıca bağlayalım. Çıt çıtlı poşetleriniz varsa onları da koyabilirsiniz. Ya da benim gibi bir dümcük atabilirsiniz. Bu şekilde toplamda 3 paket patlıcan hazırlamış oluyorum arkadaşlar. Bakın. 4 4 2 paket kalan ufakları da bir pakete koydum. Toplamda 3 paket patlıcan hazırladım ve bunları buzdolabın derin dondurucusunda saklayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın.